Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Doğu Akdeniz ile ilgili tarihi mutabakat sonrası, neye uğradığını şaşırmış duruma geldi. Korku ve panik hakim olan Yunanistan'da, birçok tanınmış siyasi ve asker, Türkiye ile ilgili ciddiyetten uzak açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Türkiye korkusundan dolayı, Yunan ordusunun Girit adasında bulunan S-300 sistemini aktive edip, bölgeye özel birlik ve özellikle insansız hava araçlarını göndermesi dikkat çekmiş durumda. Türkiye'nin son zamanlarda, Akdeniz'de attığı kararlı adımlarla, Batılıların ve özellikle planları bozulan Yunanistan'ın tehditler savurmaya başlamış durumda. Savunma Bakanlığından, donanma komutanına, milletvekilinden eski askerine kadar çok sayıda isim savaş naraları atmaya başladı. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı adımlar atarken, siyasetçiler de tehditte birbiriyle yarışıyor. Ülke basınına göre, Türkiye'nin olası adımlarına karşı Girit adasında bulunan, S-300 sistemlerini aktive eden, Yunan ordusu, adaya ek deniz gücü, drone, cephane ve özel kuvvet askeri gönderdi. İsim veremeden El Cezire'ye konuşan bir diplomat da, Türkiye'nin bölgede faaliyet göstermesi durumunda, donanmanın harekete geçerek cevap vereceğini, işin savaşa kadar varabileceğini iddia etti. Yunan Donanması Kurmay Başkanı Amiral Nikos Tsounis, her seviyede tüm olasılıklar için hazırlanıyoruz. Kimsenin gelmesini ve bize yardım etmesini beklemeyeceğiz. Ne yaparsak yapalım tek başımıza yapacağız, ifadeleriyle savaş hazırlığı mesajı verdi. Türkiye ile Libya arasındaki imzalanan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ardından Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi tarafından onayladı. Anlaşmanın kesinleşmesinin ardından, Atina'dan Libya'ya cevap geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendas, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Bir televizyon kanalına konuşan, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da benzer açıklamalarda bulundu. Nikos Panagiotopoulos, Türkiye bir süredir Doğu Akdeniz'de somut davranışları artırıyor. Türkiye, şu anda halkının ve liderlerinin gözünde, Akdeniz olaylarının üstesinden geldiğini düşünüyor. Bu bizim için bir endişe, ama bizi korkutmamalı ve Savunma Bakanı olarak söylediğim şey bu. Birkaç kez belirttiğim gibi, Yunan-Türk ilişkilerinde gelişme için yer var, ancak her türlü şeye hazırız, açıklamalarını dile getirdi. Panagiotopoulos, Türkiye-Libya anlaşmasının yürürlüğe girmesini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güçlü ve haklı müttefiklerimiz var ve bize ekstra güç veriyor, ifadeleriyle açıklamalarına son verdi.